Şimdi Katya'nın içerisindeki şeyi göreceğiz. Save Management konu. Ekranınızdaki parça her ne olursa olsun yaptığınız işlemlerin sonunda bunları save ediyoruz doğal olarak. Ama bu save etme Solidworks'te, AutoCAD'de veya Word Excel'de olduğundan biraz farklı bir sistemle çalışıyor Katya'da. Katya'da save, save ve save all olduğu gibi de save management denilen ekstra bir özellik var. Save anlatmayacağım. Zaten bileceğiniz bir şey. Bakın, şimdi save management gördüğünüz gibi burada parçalara ayrıca isimler verip çoğaltmalar yapabileceğiniz, mesela bu parçanın başka bir versiyonu veya bu parçanın save as halini alabileceğim, hangi parça nedir, hangi aksiyon gerçekleştirilecek, bunların hepsini gösteren bir bölüm. Burada Enable Independent Saves denilen özel güzel bir özellik var. Burada hiç dosya veri kaybetmeden dikkat etmeniz gereken şey onun için duyuruyor. Dosyanın üstünde çalışabiliyorsunuz ve her biri birbirinden bağımsız save olup düzenlenebiliyor. Peki ne demek istiyorum onu görelim. Hemen örnek göstereyim. Buraya kadar anlattığımı anlamadıysanız paniklemeyin. Geldim. Şuradaki şu parçayı var ya, şunu. Bakın bunu. Seçtim ve sildim. Yok artık. Gitti. Bakın. Sonra File Save Management'a geldim. Save Management'la baktığımız zaman bir saniye, hatta şöyle bir şey yapalım. Bir tane de yeni dosya açtım. Yeni bir parça açtım. İsmini koymadım. File Save Management'a geldim. Şimdi Katya direkt Save Management'la ekrana bakıyor. Ekranda diyor ki 4 tane 5 tane parçan açık. 5 tane parçan açık. 1A, 1C, 1D olayımız açık. Bir de yeni getirdiğimiz açık. Mevcut olan arkadaki montaj değişikliği görüyor ve modified diyor. Yani değişiklik yapıldı. Bununla ilgili ne yapmak istersin? Save ya da save as şansın var. Ya da mevcut hiç değiştirilmemiş dosyada save edecek bir şey yok diyor. Yani şu an zaten hiçbir değişiklik yapmadın. Yeniden save etmene de gerek yok. Sadece istersen save as yapalım. Save as'den kastı ne? Yani mevcut dosyada zaten hiçbir değişiklik yapmadın. Yeni farklı bir şey olarak kaydet. Onun üstüne değişiklik yap. Orijinal dosyayı koruyalım diyor. Ama modified'da ikisi de açık. Bir değişiklik yaptın, bunu save edelim, bir bastın. Bakın, save'e bastığım an action'ı kaydediyor. Görüyor musunuz? Yani diyor ki sen bunu save ettin. Şimdi save ettikten sonra üstüne yazdı ya, geri dönüş yok ya. Katya'da var. Gelip buradan reset derseniz save etme işlemini geri alıyor. Save as derseniz de yeni bir isim vermeniz gerekiyor buna. 1C, 7, 9, o neyse, her neyse. Yeni bir isim atmanız gerekiyor. Gelip de buna 8 dediğiniz zaman ve kaydettiğiniz zaman bu sefer bakın dosya değişmiş ve 8 olarak kaydoluyor. Yine reset dersen 1C'ye geri dönüyor. Yani aslında çok güzel bir özellik. Onu gösteriyorum size. Buradaki mevcut dosyada bir değişiklik olmadığı için New'daysa sadece Save As açık. Bakın mevcut parçada değişiklik yapıldıysa mesela bu auto save'miş. Bunda save auto'yu açık bırakmışım. Şu an auto olarak save etti. Bütün yapılan işlemleri göstermesi güzel. New'daysa sadece Save As var. Çünkü dosyaya isim vermedik. Onu bizden isteyecek. Burada Enable Independent Saves'i açık bırakmayı unutmayın. Yani her bir parçayı ayrı ayrı birbirini etkilemeden tek tek düzenleyebiliyorsunuz. Şuradaki save işleminin geri alması oluyor veya şunun geri alması oluyor gördüğünüz gibi. Peki, bir sonraki videoda görüşmek üzere.